Evet, cümlede anlama bir diğer kısımla devam ediyoruz. Öznel ve nesnel yargılar, örtülü anlam. Evet, üç tane minik başlığımız olacak cümlede anlamın yeni konusunda. Şu konuda uyarmak istiyorum. TEOG'da bu zamana kadar, eğer yani 8. sınıfsanız TEOG'a girecekseniz, bu zamana kadar olan soruların, cümlede anlam sorularının çok büyük bir kısmı... Ezgi Hoca toparlayamadı. Bir daha cümleyi baştan alalım Ezgi Hocam. Eğer TEOG'a gireceksen dinle. Girme TEOG'a, ne işin var? Dinle beni. Bu zamana kadar cümlede anlamdan soru geldiyse hep buradan gelmiş. Ona göre diyor. Elim aşağı. Evet, buyurun hocam. Onu dinle, ona göre hikaye ver. Şimdi öznel yargı nedir, nesnel yargı nedir? Görece nitelik taşıyan, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayan, kişiden kişiye değişen yargılara biz öznel yargılar diyoruz. Mesela... Raş çok tembel. Tembelliğini kanıtlarsınız. Kanıtlayabilir miyim? Yo, kim mesela bilginin yanlışlığı da kanıtlanabilir. Bilginin yanlışlığı da kanıtlanabilir. Raşit beni gıcık ediyor. Gibi. Bunu da kanıtlayabilirim aslında. Ama şey, kişiden kişiye değişen bir şey. Şimdi yaptığı bir hareket size gıcık gelebilir. Böyle aynı kadar sempatik gelebilir falan. Evet, işte çocuklara sempatik geliyor. Biraz garip. Çocuklarda bir problem var. Gibi mesela. Hı hı. Çocuklarıma problemi dedirtmem. Hayır, bir şey. Abilerinizde biraz problem var. Bunlar öznel yargılar. Evet. Öyle mi? Dünyanın en güzel manzarası İstanbul'dadır dediğim zaman. Değil mi? Yavaş yavaş öznellikten çıkan bir durum aslında. Bu gerçekten de dünyanın en güzel yerlerinden birisi İstanbul. Ama tabii ki bir başkası çıkıp hiçbir Kerem Afrika daha güzel diyebilir, bir şey diyemeyiz. Evet, bir şey diyemeyiz. Neden? Çünkü biz bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayamayız. Dünyanın en güzel manzarası dediğim zaman öznelleştirmiş oluyorum cümlemi. Kitabın kapağını hiç beğenmedim. Şimdi beğenip beğenmemem öznel bir şeyi ben beğenmeyebilirim. Siz beğenebilirsiniz gibi. Tatlı mı tatlı sokak hayvanlarını bir kap suyu çok görmeyelim. Şimdi şu kısmını belki... kanıtlayabilirsin de tatlı mı tatlı oluşunu sokak hayvanlarının kanıtlayamazsın. Ve bu gene kişiden kişiye değişen bir durum. Şiir okumak beni en mutlu eden aktivitedir. Gene mutluluk öznel bir durum. Çünkü kişiden kişiye değişiyor. Sen bir trigonometri çöz, mutluluğun alasını gör diyorum mesela, değil mi? Bir edebiyatçıya söylenmeyecek bir artık. Evet, gerçekten. Nesnel yargılara baktığımız zaman bu da şimdi tam tersi. Sanki böyle bir kuralmış gibi kesinlikle bildim. Ha mesela şunu diyeyim, 2 artı 2 eşittir 4. Nesnel ya, bu değişmez. Kişiden kişiye değişmez. Hayır ya, bana göre 6 falan. Böyle bir şey diyemem değil mi? Hı-hı. İşte bu kişiden kişiye değişmeyen yargılarımıza biz nesnel yargılar adını veriyoruz. Doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayabilirim ben bunun. Doğru bir şeyse doğru olduğunu kanıtlayabilirim, yanlış bir şeyse yanlış bir şey olduğunu kanıtlayabilirim. Küçük Ağrı bunu Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmaktadır. Açarsın Tarık Burak küçük romanı, küçük Ağrı okursun romanı, ondan sonra bakarsın Kurtuluş Savaşı dönemini anlatıyor mu anlatmıyor mu? Dolayısıyla ben bu bilgiyi kanıtlarım. Nesnel. Yazar sade bir dil kullanmıştır. Sade oluşu o dilin, bakarım yabancı kelimeler var mı, dilime takılan kelimeler var mı, sade olup olmadığını gene kanıtlayabilirim. Yarın hava yağmurlu olacak. Yağmurlu olacağını ya da olmayacağını gene kanıtlayabilirim. Aslında bu şöyle, yağmurlu olacak ya da olmayacak. Bunu bilemeyiz çünkü belki de meteoroloji aniden değişecek hava durumu, ama sonuçta nesnel bir yorumdur. Yağmur yağacaksa herkes için yağacak. Bak, bana göre yağdı, sana göre yağmamış olabilir ama bana göre yağdı diyemeyiz. Şimdi de ileriki zaman için kullandığımda ben yağmurun yağabileceğini nesnel verilerle kanıtlayabilirim. Hı hı. Değil mi? O zaman nesnel diyoruz. Bu şiirin şairi Cemal Süreyya'dır. Evet, altındaki imzaya bakarak gene kim olduğunu görebiliriz. Şimdi birlikte bakalım buradakilere. Vural hocam, ilk cümleyi size bırakıyorum. Hazırım. Evet, buyurun. Biyoloji canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Gayet nesnel, bunu hepimiz biliyoruz. Siz de 9. sınıftan itibaren öğreneceksiniz. Ders çalışırken müzik dinlemeyi severim. Bunu ispatlayamam, kanıtlayamam sevip sevmediğimi. Ama bu senin şahsi görüşün. Evet, benim şahsi görüşüm kişisel bir durumu anlattığı için gene öznel. Annemin en sevdiğim yönü merhametli olmasıdır. Bu da öznel. Çünkü en sevdiğim yönü bu, bana ait. Ama bir başkası annemin en sevdiği yönü bu olmayabilir. Evet. Ya da bir başkası annemi merhametli görmeyebilir. Aynen öyle. Bu soruyu çözerken ilginç bir yol izledi. İlginçlik kavramı. Sana göre ilginç ama ben bu yolu biliyordum zaten. Evet. Hiç de ilginç değil. İlginç değil. Dolayısıyla öznel. Çok monot olsun. İstanbul Türkiye'nin başkentidir. Bu nesnel.
ve yanlış. Şimdi biz doğruluğunu ve yanlışlığını kanıtlayabildiğimiz şeyler nesnen dedik. Hı hı. Şimdi İstanbul Türkiye'nin başkenti dediğim zaman hepimiz biliyoruz İstanbul'un başkenti olmadığını. Açarsan ise bakarsın Ankara olduğunu görürsün. İşte o zaman sen bu bilginin yanlışlığını kanıtlamış olursun. Hı hı. Değil mi? Kişiden kişiye değişen bir şey değil Ankara oluşu. Yanlışlığı nesnel bir durum. Su 100 derecede kaynar. Doğru. Gene nesnel bir durum. Yani. Doğruluğu yanlışlığı etkilemiyormuş demek ki nesnel ya da öznel oluşunu. Geldik örtülü anlama. Direkt olarak cümlede yer almayan. Bizim cümleden çıkardığımız anlam. Şimdi alttan alta böyle sübliminali veriyor. Hı-hı. Tamam mı? Bakalım bugünden itibaren hava ısınacak. Ben böyle dediğim zaman siz bu zamana kadar havanın çok da sıcak olmadığı anlamını çıkarabilir misiniz? Evet. Değil mi? Şimdi bugünden itibaren ısınacaksa demek ki bugünden öncesinde bu zamana kadar soğuktu. Soğukmuş, evet. O zaman bu örtülü bir anlam. Hı hı. Seni de tuzağa düşürmeye çalışıyor. Burada da bir örtülü anlam var. Nasıl? Beni tuzağa düşürdü ya da onu da tuzağa düşürdü. Sıra sende. Evet, tuzağa düşürdüğü başka insanlar olduğu anlamını çıkarabiliyorum ben buradan. En güzel kahveyi benim annem yapar. Başkaları da güzel kahveler yapar. Ama diğer kahvelerin arasında en güzelini benim annem yapar. Hı hı. Buralardaki evlerden en pahalısı bizimki. Diğer evler... Onlar da pahalı ama en pahalısı... En pahalısı bizimki. Bizim evimiz diğerlerinden en pahalı. Hı hı. Diğerler arasında. Sıradaki konumuz cümlede anlam. Buradan şöyle bir anlam çıkabilir. Biz daha önce de konu işlemişiz. Hı hı. Bundan sonraki yani sıradaki cümlede anlam. Peki buralardaki evlerden en pahalısı bizimki derken... Burada örtülü olarak çıkartabileceğimiz anlam değil ki bu. Direkt olarak çıkardığım anlam o zaten. En pahalı ev bizim. Tamam, başka evlerde olduğu... Ha, başka evlerin olduğu örtülü o bir anlam. Bir dakika, tamam. Başka evlerin olduğu ve onların da fiyatlarının bir... olduğu, bir pahalılığının olduğunu söylüyor. Tamam. Ama en pahalısı bizimki. Tamam. Birisinin söylediklerine inanırım, diğerlerinin söylediklerine inanmam anlamı çıkıyor. Dolayısıyla örtülü anlam.